Aferin, aferin. Bugünkü konuğum radyocu yazar, şimdi de YouTube'un sevilen yazarı Cenk Alptekin. Cenk Alptekin'i Aleyna Tilki Tuzağı'na nasıl düşürdük? Birazdan. Ha? Geliyor mu ses? Ver şu mızıkayı. Evet, Cenk'in kafa yandı. Yandı. Merhaba. Merhaba, radyoyu dinliyorum. Deminden beri takip ediyorum. Haziri. Ver 20 kağıt söyle. Uyuyor mu acaba? Seninle İstanbul'un her trafiğine girerim. Allah razı olsun. Vallahi. Ama çok enteresan. Şu an trafiğin ortasındayız ve yayındayız. Radyoculuğa nasıl başladın? Sürpriz bir şekilde başladım aslında radyoculuğa. 90'lı yıllarda böyle disco kafe konsepti yerler vardı. Ben de onlardan bir tanesine sahiptim. Daha doğrusu sahip olmak için girişimim oldu ama bir ay sürdü, kapattılar. Bir olaylar oldu. Bak, benim kitap böyle başlar. Radyoculuk kitabı. Ve iş ilanları arasında kurs ilanı gördüm. Hatta sizin buralarda bir yerde kursa geldim. Bir ay boyunca Yıldız Kenter'den falan dersler aldım. Öyle bir girişim oldu. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Başladık öyle. Bu zamana kadar da geldi. 24 yıl olmuş. Kaç yaşındasın? Yaşını söyleyeyim. 24 yıl olmuş yani benim. Özellikle radyoda yaşadığınız ilginç bir olay. Çok merak ediyorum burasını. Şöyle söyleyeyim. O zamanlar internet yoktu. Yani cep telefonu dahi yoktu da yeni yeni işte 96'da falan biz kavuşmuştuk cep telefonuna. 2000 yılında ben Radyo Tatlıses'e girdiğimde askerden döndükten sonra ne oldu? Benim adıma bir kız kaçırdılar abi. Bilinmiyoruz, tanınmıyoruz ya. Bir gün bir telefon geldi eve. Cenk, kız mı kaçırdın diye. Uyuyorum oğlum, ne kızı? Yani nereden çıktı kız? Nitekim karakollara gittik. Avcılar taraflarına falan. İşte kızı kaçırmışlar. Cenk Alptekin'in ben diye tanıtmış kendini çocuk. Ondan sonra babaannesiyle yaşayan bir kız. Ve babaannesi beni görünce yok yavrum sen değilsin falan dedi. Oh dedim, rahatladım yani. Çünkü babaanne görmüş Allah'tan çocuğu. Böyle bir hikayem var. Kız kaçırdılar adıma. Ben Radyo Tatlıses'ten Cenk'im diye. Arabanda ünlüleri konuk ediyorsun. Çok içten ve samimi bir sohbet oluyor. Bunu nasıl başarıyorsun? İşte seninki gibi. Yani şöyle bir şey var. Ben 24 yıllık radyocu olduğum için hepsine hemen hemen konuk aldım. Yani Barış Manço dahil rahmetli. Birçok ünlüyü konuk aldım ve onlarla bir ikili ilişkim var. Olmasa da radyoculuğun getirdiği bir samimiyet, sıcaklık oluyor. Yani burada bir övgü falan kendime yapmak istemiyorum, öyle bir şey yok ama bütün radyocularda bu vardır. Biraz daha sıcak, biraz daha samimi davranmak isterler. Çünkü kapalı bir oda içerisinde tek başına konuşan, bir sürü insana bir şeyler anlatan insanlarız biz. Oradan bir avantajımız doğuyor. O yüzden o muhabbetler radyodaki gibi, yani radyodaki gibi geçiyor aslında. Arabana almak istediğin en ünlü kişi kim? Bak, güzel soru. Barış Manço'yu herhalde bir kez daha almak isterdim. En iyi cevap bu olacak. Keşke ölmeseydi. Bazı sanatçıların radyo danışmanlığını yapıyorsun. Evet. Nasıl bir iş? Aslında radyoculuğumuzun ekmeğini yiyoruz gibi bir durum var. Çünkü 24 yıllık radyocu olunca bütün radyocularla çok samimi oluyorsun. Ve bu işe daldığımızda da sanatçıların şarkılarını beğenip, önce benim beğenmem lazım, beğenip onlara sunuyorum. Bakın böyle bir iş var, hadi çalın. Aradaki köprüyüm aslında. Yaklaşık bir 10 yıldır falan bu iş bayağı bir sektör haline geldi yani. Keyifli bir iş ama bir yerde de çok zor. Yani çünkü sanatçının şarkısı çalmadığı zaman isyanlar oynuyor herkes. Bu sefer sen çaldıramadın oluyor, okullar sana dönüyor gibi zorlukları var, boşver. Çok zor. İleride programına katmak istediğin başka şeyler var mı? Abi YouTube çok değişik bir mecra. Bak şu anda YouTube'da yayın yapıyoruz. Çocuklara ulaşmak gerekiyor aslında. Ben bir sürü ünlü konuk alıyorum ama hani çocukları yakalamak için de hayır, ben bir radyo programı yapıyorum. O radyo programımı kaydedip YouTube'a koyuyorum. Arabada yoklama oluyor iş. Hem görüntülü hem de sesli bir program oluyor bu aslında. Ama orada
bir şeyler yapmak lazım, çocukları yakalamak lazım, onun için de kafa patlatmak lazım. O kafayı şu an bulamıyorum yani. Bilmiyorum ne yapacağım yani. Böyle gidiyor şu an. Araba fikri kimden çıktı, nasıl gelişti yani? Benden çıktı. Aslında bunu Amerika'da yapıyorlarmış, ne olur ben çok böyle özürlüyüm bu konuda. Seyretmem, bakmam, etmem. Araba fikri aslında şeyden çıktı, biri bizi gözetliyor tarafından çıktı. O zamanlar taksi muhabbeti vardı ve dedim ki arabada alayım ki sanatçıları konuk edeyim. Şimdi benim bir internet radyom var, Radyo Majör. Bu radyo içerisine konuk almam için değişik bir şey yapmam lazım ki sanatçıları çekeyim. Buradan çıktı, dedim ki arabada yapayım, canlı yapayım, yayını da canlı vereyim. Evet. Böyle çıktı. Bir de kitap yazıyorsunuz. Kitap yazıyorum denemez. Hani o yazarlık kısmı var ya, aslında yazar değilim. Ben sadece anılarımı yazdım. 2011'de çıkarttım ben bunu. Bu sizindir efendim. Size getirdim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Orada 15 yıllık radyo anılarım var benim. Ve finalinde de radyocu arkadaşlarımın benimle ilgili anıları var. Neler var neler. Çok merak ettim. Yo, tavsiye ederim. Okuduktan sonra imzalarım. Kayıt için hazırız. Ses 1-2 deneme 1-2 biraz kısalım. Ses 1-2-3 tamam. Evet, Radyo Majör'de arabada yoklamanın konuğu bugün Aleyna Tilki. Vallahi aradılar. Yani güzel oldu. Aleyna'yla keyifli bir araba sohbeti yapacağız. Birazdan burada olacak ve bakalım neler kopartacağız. Yeni işini konuşacağız yüksek ihtimalle. Bakalım. Ben de heyecanla, merakla bekliyorum. İşte Leyna. Nasıl yani? Mavra TV olarak şakalandın. Allah'ım yarabbim. Ben de diyorum nasıl ararlar da hani gelir falan. Kız iyi, hoş geldin. Hoş almak oldu. İstemiyordum Aleyna'yı zaten. Yürü gidelim. Aa, bu ne iş? Aa, vallahi şok oldum şu ana. İyi oldu ama. Tamam. Kemerini tak kız. Takayım. İlkin dedi mi? Evet. Vay, tamam. İlkin. Mavra TV arkadaşlar ya. Beni şakaladı. İnanamıyorum ya. Ya ben de hakikaten şey düşünüyordum şimdi. Gelecek. Ama Aleyna'ya da benziyorsun ha. Gelecek falan böyle işte ne sohbet yapacağız. Ulan kasacağım falan. Ben geldim ama. Hoş geldin. Hadi gidelim. nereye gidiyoruz? Şimdi stüdyomuza, bizim programımıza. Hoppa! Evet. Tamam. Vay be, nasıl kandırdınız beni. Kandırdık. Saat ama şey 5'te yapacaktık biz programı. Vay 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 vay. Peki. O zaman şuradan gidelim. Sizin stüdyo ne taraftaydı? Ben şimdi tarif edeyim tamam, size. Buradan tamam. Gidelim. Okay. Sizli bizli konuşmak yok. Bizim programda tamam. Öyle. Sonra stüdyo. Bana telefon açtın. Şey diyorsun. İşte program çok samimi, çok sıcak falan diyorsun. Sıcaksa siz biz yok dedim siz yani. Tamam. Siz yok. Öyle bir şey yok. Hiçbir zaman yok. Senin yaptığın programlarda da yok. Yapma deme. Siz deme. Tamam. Abin olarak konuşuyorum. Nasılsın? Vallahi iyiyim. Çok enerjiyim. Ve güzel bir program olacağını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Hayırlısı inşallah. İlk kez ben de böyle bir kanala, hani YouTube kanalına katılacağım. Evet. Daha önce televizyon programlarına katıldım falan ama böyle YouTube kanalına nasıl çekim yapıyorlar ben de yapıyorum falan. Hani bir örnek, bir karşılaştırma yapayım istiyorum. Öyle yani. Peki, bak şimdi. Çok yakın zannediyorum değil mi? Evet. Buralarda bir yerde diye söylediniz. Evet, size evet. Bana. Tamam, o zaman hızlandıralım biz benim programı. Aleyna programını. Aleyna programı. Bak, arkaya dönüyorsun. Arkada sana Aleyna'ya aldığım, daha doğrusu hediye var. Nerede? Şey, şu şeyin altında. Torba var ya, o torba da senin. Aleyna'ya verecektim. Gerek yok abi. Bana kısmet bir şey. Evet, sana kısmet. Aleyna. O torba senin. Kız şu torba, şu. Şu. Evet, o torba. Evet, o torba senin. Onun altında bir de bir enstrüman. Sen keman çalıyorum demiştin bana. Evet, keman çalıyorum. Instagram'ında gördüm. Evet. Biraz ama içindeki çıkmış mı? Hayır, onu alsana, o senin. Ney? İşte oradaki kutu da senin. Alamıyorum. Hayır. Başardım. Heh.
Tamam, şimdi keman çalıyordun, artık bir de mızıka çalacaksın. Mızıka. Aç bakalım bunu. Açayım. Aleyna'ya verecektik, hediye olarak ona mızıka verelim dedik. Heh. Şimdi nota biliyorsun. Keman çaldığına göre bir şeyler. Keman çalıyorum. Evet. Ama dök şunu şöyle ya. Şey yap. Allah'ım ne kibarcığız ya. Şimdi bu... Şimdi hiç o... şey yapmadım ben bunu, denemedim daha tamam. Önce. Burada... Bak şöyle dudakları yapıştırıyorsun. Oldu mu? Tamam, şimdi de bunları birleştir artık. Birleştirelim. Ha. Aferin, aferin. Vay, tamam. Çalışıyorsun, story atıyorsun. Tamam. Tamam mı? Bu finali güzel yaptın. Tamam. Senin, bizden sana hatıra. Teşekkür ederim. Afiyet şeker olsun. Sevdiğim kısma geldik şimdi. Korkayım mı? Birkaç soru soracağım şimdi. Tamam. Rezil oldum, eyvah dediğim, dediğiniz an. Oo. Ya vardır muhakkak da. Ay. Yani kafa gidiyor. Askerde bir şey yaşamıştım, şimdi onu anlatmayayım burada. Merak etme. Faciaydı, kitapta yazıyor o. Rezil olduğum dediğim değil de çok iğrendiğim bir şeyi anlatabilir miyim? Yani hani... Ay çok büyük. Ay. Bir arkadaşım, bir radyocu arkadaşımla yan yana mesai yapıyoruz. Ne hikmetse, nedense böyle yanağımı ısırasım geldi. Biraz pompa. Sivilcesi patladı. Ağzıma sivilcesi patladı. Hangi kelimeyi insanlara sıklıkla kullanırsın? Güzel soru. Bak bir yani var. Yani diye hani böyle bir şey düşünüp devam ettirmek. Bir de aynen öyle falan çok kullanırız. Evet, aynen. Bir de süper. Evet, süper ve onlar. O ikisi. Yani süper bir de aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir de şimdi bir soru daha var. Bunun cevabını da çok merak ediyorum. Ben de soruyu. Kişiliğinizi en çok sizin kişiliğinize uyan hayvan olarak tanımlasanız hangi hayvanı kişiliğinize uydurursunuz? Oo. Hani uygun bulursunuz. Tamam, ben burçtan yola çıkayım. Aslan. Aslan. Neden? Burcum. Burcum çünkü. Fazla karıştırdım. Yani Galatasaray'la alakası yok. Kanarya'da demek istemedim. Aslan burcundan yola çıkarak tamamdır yani. Hayatın zevkleri arasında vazgeçemem dediğiniz. Oo, şimdi son dönemde bir şeyim var ki tek teker artık vazgeçemem yani. Yani tek teker. Tek teker diye bir alet var, böyle üstüne iki ayağınızı koyup gidiyorsunuz. Yani 30 kilometre 40 kilometre alabildiğine gidiyorsunuz. Müthiş bir şey. YouTube'da var. Sadece sağ sol dengesi. Şu denge o kadar önemli ki. Bu. Hani normal pedal çevirirsiniz ya bir o yana bir yana. Bisiklet, ayaklı bisiklet kullanırken falan. Şu denge. Ayaklı bisiklet dengesi. Bir yere tutunmuyorsun diyorsun. Tamam, kabulüm. Buradaki tek püf nokta aletin güzelliği. Alet dimdik duruyor. Ne öne ne arkaya. Hiçbir şekilde düşemezsin. Kanalımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim. Aynı keyfi ben aldım. Çok sağ ol davet ettiğin için. Videomuzu beğendiyseniz likelayın. Abone değilseniz abone olun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.